Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri. 1 milyar 100 milyon lira toplam borcu ve aylık 20-25 milyon lira taksit ödemesi nedeniyle doğmamış çocukları bile borçlandıran Adana Hafif Raylı Sistemi projesi borcunun artık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı ve eski bakanlar defalarca söz vermesine rağmen sistemin devri ve ikinci etabın tamamlanmasına yönelik Ulaştırma Bakanlığı tarafından neden herhangi bir girişimde bulunulmuyor? Ayrıca hastaneler bölgesi, stadyum, okullar, üniversiteler, yerleşim yerleri gözetilerek hazırlanan fizibilite etütleri teknik ve mali açıdan güncellenerek bakanlığa sunulan ve bakanlıktan onay alan ancak bu kez Cumhurbaşkanlığı'nın onayını bekleyen Akıncılar Üniversite Stadyum 2. etap 11,5 kilometrelik hafif raylı sistem hattına ilişkin akıbeti de sizden öğrenmek istiyoruz Sayın Bakan. Yine Adana için büyük önem taşıyan ve ölüm yolu olarak adlandırılan Adana Karataş yolu, yine Adana Kozan yolu 20 yıldır tamamlanamamaktadır. Bu derin bir acıdır. Adanalılar bu yolların tamamlanmasını bekliyor. Temeli 2013 yılında atılan ve 2016 yılı Mart ayında bitirileceği belirlenen Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda 2021 yılının sonlarında gelinen süreçte tam bir keşmekeş ve Türkiye tarımına, ekonomisine, Adana'ya, Mersin'e 7 yıldır zarar veren bu havalimanını yapmak yerine Adana Şakirpaşa Havalimanı'nı genişletmeyi neden düşünmediniz? Konumu nedeniyle dünyanın stratejik öneme sahip ve kar eden 9 havalimanından biri olan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın genişletilmesini Adanalılar sizden bekliyor Sayın Bakan. Şakirpaşa Havalimanı genişletme çalışmasıyla ilgili bir plan ya da programınız var mı? Öte yandan yıllardır Adana'nın denize açılan kapıları olan Yumurtalık ve Karataş'ta feribot seferleri için İskenderun, Yumurtalık, Karataş, Mersin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hattında feribot seferleri düzenlenmesini bekliyoruz. Yine Sayın Bakan, Türkiye'de gençlerimiz işsizlikle kıvranırken Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nde atama beklerken uzun süreden beri bu konuda bir adım atılmadı. Mimar, mühendis ve şehir plancıları atama bekliyor Sayın Bakan. Ayrıca otoyollar, köprüler yapmakla övünüyorsunuz ama ne yazık ki en ufak bir yağışta heyelanlarda kağıt gibi ayrılan yollarla karşılaşıyoruz. Tren kazalarında yaşanan travmayı yeniden hatırlatmak istiyorum buradan. Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın aileleri hala hukuk mücadelesi veriyor. Dolayısıyla bu tren hatları ve otoyollarda mutlaka jeolojik, jeoteknik etütler yapılmalıdır. Burada jeoloji, jeofizik mühendisleri, inşaat makine mühendisleri ve konunun uzmanlarından oluşan paydaşların çağa uygun ulaşım tekniklerini kullanmak adına buralarda istihdam edilmesi gereklidir. Teşekkür ediyorum. Şimdi liste okuyacağım yine. Hazırlanmanızla